Tonguç Kampüs'ten herkese merhaba. Konumuz Dalgalar 2. Yani TYT konularının sonuna geldik. İçeriğimize bir bakalım. Stavoskop, su dalgalarında kırılma, ses dalgası ve deprem dalgası. Yine burada bir ÖSYM tarzı sorumuz var. Videonun sonunda bunu çözebilecek hale geleceğiz. Müzik <laughs> Stroboskop ve su dalgalarında kırılmayla ile devam edelim. Şimdi stroboskop nedir? Stroboskop e, buradaki bakınız düz çizgi e, su dalgalarının tepesini gösteriyordu, aralarında kesikli çizgilerde su dalgalarının çukurlarını gösteriyordu. Şimdi buradaki olay şu, stroboskopun şuradaki yarıklarından su dalgalarının tepelerine bakıyoruz. Oradaki tepelere bakarak e, buradaki su dalgalarının frekansı ile ilgili yorumlar yapıyoruz, onun frekansını bulup e, dalga boyunu da bularak işte ölçüm yaparak mesela su hızı ile ilgili e, soruların cevaplarını söyleyebiliyoruz cevaplarını verebiliyoruz. Şimdi burada e, şu yarıktan bu tepeyi gördük gördük şu an gördük. Daha sonra bakınız daha sonra şöyle bir şey düşün şu yarıktan bunu gördük. Sonra sonra diğer yarıktan yani şu arkadan gelen yarıktan yine tepe görüyorsak o zaman su dalgalarını görüyormuş gibi algılarız. Bu arada siraoskop dediğim şey Evet dönüyor. Bu esnada da su dalgaları soldan sağa doğru hareket ediyor. Bu dönüyorken bir daha söylüyorum son söylediğimi. Bu yarıktan tepeyi görüyoruz. Su dalgasının tepesini görüyoruz. Sonra diğer yarık buraya geldiğinde hani bu stavroskop bu şekilde dönüyor ya. Diğer yarık şu yarık buraya geldiğinde yine bir tepe görüyorsak ne anlama geliyor? Demek ki bu tepe buraya gelmiş anlamına geliyor. O zaman biz bunu işte bu şekilde duruyormuş gibi algılarız. Evet gördüğünüz gibi. O zaman sevgili gençler şunu söyleyebilirim. Bir tepenin diğer tepenin yerine geçmesi için ne kadar yol alması lazım? Bir dalga boyu kadar yol alması lazım. O zaman bu bir dalga boyu kadar yol alıyorsa bunun buradan buraya gelme süresi e, nedir? Periyodur as periyodudur aslında. Yani e, su dalgalarının periyodu kadar sürede bu tepe buradan buraya gelmiştir diyebilirim. Peki... Şu yarık, bakın bu yarık buraya gelecek. Bu yarığın buradan buraya gelme süresini düşünürsek. Şimdi staboskopun periyodu. Nedir periyot? Tam bir e, dolanım için geçen süre. O zaman şöyle düşünün. Bunun tam buraya gelmesi için bir süre geçmedi farkındaysanız. Ne oldu? Soldaki, şuradaki, soldaki yarık buraya geldiğinde bu dört parçaya bölündüğü için periyodun dörtte biri kadarlık süre geçmiş oldu. Yani şöyle diyebilir miyim? Buradaki yarık sayısı önemli. Yani bunu buradan buraya gelme süresi aslında staboskopun e, ...periyodunun nesi? Yarık sayısına oranı şeklinde düşünebiliriz. Dörtte biri kadar süre diyebiliriz. Bakınız. O zaman burada e, su dalgalarının periyoduyla straboskopun periyodunun e, yarıya bölünmüş hali... ...yarık sayısına bölünmüş hali eşit olacak diyoruz. Hemen yazalım. E, su dalgalarının periyodu eşittir. Straboskopun periyodu bölü. Yarık sayısı şuraya yazalım. E, yarık sayısı yazalım şu şekilde. E, zaten... T'nin de periyot olduğunu zaten biliyoruz değil mi? Ee, şunun yanına D yazdığımızda dalganın periyodu, S yazdığımızda e, staboskopun periyodu diyebilirim. Evet, sonra periyot ile frekans arasında bir ilişki vardı. Frekans periyodun tersi ya da periyot frekansın tersiydi. Şöyle bir şey düşünebilir miyim o zaman? Bakınız, e, periyot eşittir 1 bölü F yazarak şurada yani TD yerine 1 bölü Ft'ye yazıyorum görüyorsunuz. E, buradaki sınav periyodu yerine de 1 bölü Fs'ye yazıyoruz. Bölü n. Payda da olduğuna göre tekrar yine payda da olacak. O zaman 1 bölü Ft eşittir 1 bölü Fs çarpı n. Şunu her ikisi de payda da olduğuna göre ve üstteki 1 olduğuna göre o zaman Ft eşittir n çarpı Fs diyebiliriz. Nasıl aklımıza kalabilir? Derin nefes olarak aklımıza kalabilir. Bu şu arkadaş su dalgalarının frekansı en zaten yarık sayısı. Bu arkadaş da stavoskobun frekansı diyebiliriz sevgili gençler. Mesela bakalım bir örneklendirme yapıyorum. Diyorum ki stavoskobun frekansı bunun için söylüyorum bakın. FC eşittir e, ne olsun? FC 2 olsun. Tamam mı? Burada kaç yarık var? 1, 2, 3, 4 tane yarık var. O zaman buradaki dalgaların frekansı ne olacaktır? n çarpı f ise 4 çarpı 2'den bakınız 8 Hz olacaktır. Bu arada frekansın birimi hertz ya da saniye üzeri eksi de Bunu da hatırlatmış olalım. Bakalım sorumuza. Bir pekiştirme sorusu var. Bir dalga leğende oluşturulan periyodik su dalgalarına periyodu 2 saniye olan 8 yarıklı staboskopla bakıldığında su dalgaları duruyor görünüyor. Dalga endeks su dalgalarının dalga boyu 20 santim ölçüldüğüne göre dalgaların hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Öncelikle şunu hatırlayalım. Hızla dalga boyu arasındaki ilişki neydi? Şu hız eşittir lambda çarpı f. Bunu hatırlamalıyım. Ya da x eşittir vt gibi düşünüp lambda eşittir hız çarpı periyot. Bunu da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ama bu daha kolay olacak. Çünkü e, şurada derin nefes diye bir e, kodlama vermiştik. Oradan e, dalgaların frekansını bulacağız ve yerine koyduğumuzda da hızını söyleyebileceğiz. Peki onu nasıl bulacağız? Bakınız 8 yarıklı ve periyot 2 saniye. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu periyot. Periyodu 2 saniye ise staboskopun o zaman frekansı ne olacak? Tersi olacağı için 1 bölü 2 hertz olacak diyebiliriz. Evet. Getirelim burada yerine koyalım. Ft eşittir n çarpı f Yazıyor Ft eşittir yarık sayısı 8 çarpı frekans 1 bölü 2 olduğuna göre buradan da geliyor. 4 hertz geliyor sevgili gençler. Pekala yerine koyabilir miyiz artık? Koyabiliriz. Hız eşittir. Lambda'mız neymiş? 20'ymiş. Sonra e, dalganın frekansı ne? 4. Buradan da gördüğünüz gibi 80 santimetre bölü saniye dalgaların, su dalgaların hızı gelir diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Şimdi geldik su dalgalarında kırılmaya. Şimdi bakınız şu şekilde tepeleri görüyoruz gene. Düz çizgiler tepe anlamına geliyordu. Peki buraya bak bir tane daha tepe ekliyorum. Arasına da bakın bir çukur ekliyorum. Gördüğünüz gibi iki tane tepe arası ardışık tepe arası bir lambda dalga boyuydu. Hatta bir tane daha tepe ekleyeyim şuraya. Sonra ardışık yine iki çukur arası bir lambda dalga boyuydu. Yani bunun görselini çizmek istersem aslında şöyle bir görsel çizebilirim sizler için. Görüyor musunuz? Böyle gelen sanki şunun devamını da çizeyim şuradan hemen şöyle bunun bunun bu şekilde gelen su dalganın üstten görünümü böyle bir yüz düşümü olarak düşünebilirsiniz. Evet. Sonra şimdi burada e, derinden sığa geçme durumu söz konusu hatırlayalım e, su dalgalarının hızı suyun derinliği ile ilgiliydi hatırlarsanız derinlik arttıkça su dalgasının hızı da artıyordu derinlikle su dalgasının hızı doğru orantılı o zaman derinde şöyle diyebilirim derinde su dalgası yukarıya yazıyorum bakınız su dalgası daha hızlıdır sevgili gençler. Sığ bölgeye geçtiğinde ise daha yavaş olacak. Bu bilgiyi bir kere kenara koyuyoruz. Bir. İkincisi bakınız e, su dalgalarının hareket doğrultusu e, gördüğünüz gibi ortam kesine dik. Şöyle dik. Yani normal üzerinden gelme durumu söz konusu. Bakın. O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Hatırlarsanız hareket doğrultusunu ışın gibi düşünüp ne yapıyor? Normalde 90 derecelik açı yapıyor farkındaysanız. Yani bunun normaliyle gördünüz değil mi? 90 derecelik açı yapıyor. O zaman no, e, normaliyle pardon 0 derecelik açı yapıyor. Yanlış söyledim. Hareket doğrultusu e, normalde 0 derecelik açı yapıyor. Normal dediğimiz çizgi Burada ortam kesinlikle dik olan çizgiydi. Evet. Şimdi sıfır derecelik açı yaptığımda ne oluyordu? Işığı düşündüğümüzde sapmadan yoluna devam ediyordu. O zaman buradaki hareket doğrultuda sapmadan yoluna devam edecek diyoruz. Peki ne değişecek burada? Hemen bakalım neyin değişeceğine. Sığ ortama geçtiği için e, yavaşlıyor değil mi? O zaman sığa geçerken su ne diyoruz? Su dalgaları yavaşlar diyoruz. Peki yavaşlaması dalga boyunun çülmesi anlamına gelir diyebilir miyim? Tabii ki. Çünkü hız eşittir ya da şöyle yapalım. Dalga boyu eşittir hız çarpı periyot. Periyot dediğim şey sabit. Yani bu kaynağa bağlı. O zaman o zaman hız azalıyorsa gördüğünüz gibi dalga boyu da küçülecektir diyebilirim. Ben buradaki aşağıya tekrar şu doğrusal dalgaları çizdiğimde şu şekilde aralarındaki mesafe gördüğünüz gibi daha az olacak görüyorsunuz. Yani bu e, derindeki dalga boyu ise o zaman sığdaki dalga boyuna bak dalga boyuna baktığınızda daha küçük diyebilirim. Lambda derin büyüktür. Lambda sığ diyor sevgili gençler. Evet. Sonra geldik sağ tarafa. Bu arada şunu da söyleyebilirim. E, su, hani yansımada su dalgarının engelden ee, mesela doğrusal su dalgasının doğrusal engelden yansımasında da bunu söylemiştim. Direkt atmanın e, engelle yaptığı açı aslında gelme açısıydı. Burada da atmanın ortam kestiyle yaptığı açı gene gelme açısı. Baktığınızda o zaman şu atmayı burada görselini hani çizelim. Bu atmayla ortam kesti arasındaki açı kaç derece? Sıfır, sıfır, derece. Gördüğünüz gibi sıfır derece. Aynı şekilde hareket doğrultusunun normalle yaptığı açının sıfır olması gibi. Oradan da yaklaşabiliriz duruma. Bu da kenarda dursun. Bu bir. İkincisi artık e, hareket doğrultusu, ışın gibi düşündüğümde ve buraya normal çizdiğimde artık normalde bir açı söz konusu farkındaysanız e, gelme açısına yine isterseniz iyi açısı diyelim. İyi açısıyla geliyor. Pekala e, diğer tarafa geçtiğinde e, ne olur aslında? Yavaşlar değil mi? Derinden sağa geçecek. Işıkta düşünelim. Işıkta daha yavaş olduğu ortama ne diyorduk? çok yoğun ortam diyorduk. O zaman burada da aynı mantıkla yaklaşabilirim. Yani yukarıya az yoğun ortam, bakınız derin ortama, az yoğun e, sığ ortama da çok yoğun ortam diyebiliriz. E, ne oluyordu hatırlarsan ışıkta? E, diğer tarafa geçerken, çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşıyordu. O zaman burada da hareket doğrultusu normale yaklaşacak. Yani bu şekilde değil de bu şekilde hareketine devam edecek. Normale yaklaştı. Peki hareket doğrusuyla atma arasındaki açı hani dik olacaklar ya 90 derece olduğuna göre o zaman ben buraya bunun e, geçtikten diğer tarafa geçtikten sonrasını çizersen bakınız şöyle oldu. Peki dalga boyuna gelelim. Dalga boyu küçülmedi mi? Evet küçüldü dikkat. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde buraya geçer diyoruz. Size bir şey daha söyleyeceğim burada. Bir takım pratikler vereceğim şimdi. Mesela bunun e, kendisinin ortam kestiğiyle yaptığı açı yine gelme açısı değil midir? İ açısı. Güzel. Buradaki açıya R açısı dersen burası 90 olduğuna göre bunun aynı şekilde ortam kestiğiyle yaptığı açı bakınız nedir burada? R açısıdır. Yani ben burada şunu söyleyebilirim. Ee, çok yoğun ortamdan pardon az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne yapıyordu? Normale yaklaşıyordu. O zaman atmanın da ortam kestiğiyle yaptığı açı dolayısıyla azalacak. Yani I açısı R açısından kesinlikle daha büyük olacak. I R'den daha büyük diyebiliriz. O zaman burada bir yorum yapmak istiyorum sizlere. Bakın ortam kesini çiziyorum. Atmamızın da şöyle gelen atmanın da bir kısmı daha geçmemiş. Şöyle düşün. Burası derin. Yukarısı derin. Aşağısı da yine sığ. Bir kısmı daha geçmemiş. Ama diğer kısmı sığ ortama geçti. Peki sığ ortama geçen daha yavaş ilerleyeceğine göre bakın ne yapar? Geride kalır görüyor musunuz? Geride kaldı. Buradan da direkt bakarak şunu söyleyebilirsiniz. Açı. Buradaki açı i açısıydı, buradaki açı da r açısı. Her zaman e, derin ortamdan sıvı ortama geçerken atmanın ortam kesitle yaptığı açı ne oluyormuş gördüğünüz gibi azalıyormuş. Geride kalma durumu söz konusu çünkü sevgili gençler. Şimdi gelelim derinden sığa geçme durumunu Pardon, sığdan derine geçme durumu. Şimdi buradaysa az evvel söylediğimiz gibi burası az yoğun demiştik yukarıda, değil mi? Aşağısında da çok yoğun dedik. Yani bu sefer ne yapacak? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçecek diyoruz. Şimdi öncelikle atma şöyle doğrusal atma ortam kesine paralel geliyorsa ya da hareket doğrultusu normalle normal üzerinden geliyorsa normalle sıfır derecelik açı yapıyorsa o zaman diğer tarafı geçtiğinde ne yapacak? Ee, hareketini bakınız o, hani herhangi bir şekilde sapma olmayacak. Ama derine geçtiği için dalga boyu artacak. Geçen dalganın dalga boyu bakınız diğerlerine göre gelene göre daha büyük olmuş oldu. Ama dediğim gibi hareket doğrultusu kesinlikle değişmez diyoruz. Evet şimdi burada buradaysa artık hareket doğrultusunun normalle yaptığı bir açı var. Şöyle bir normalimizi çizersek şuradaki normalle yaptığı açını i açısı diyorum. Dikkat bunu ışın gibi düşündüğümde böyle gideceğine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ne yapıyordu? Normalden uzaklaşıyordu bu normal çizgisi. O zaman bunu normalden uzaklaştıralım haydi. Normalden uzaklaştı. Sonra ne oldu? Normalden uzaklaştı ve bunu hareket doğrusu olarak düşündüğümde atmayı çizersek bu tarafa geçen atma bu şekilde geçer diyoruz. Peki dalga boyu ne oldu? Büyüdü. Gördün mü, değil mi? Dalga boyunda büyümesine sebep oldu. Burada da bakınız. Buradaki açı i açısı. Burası da r açısı. Hani kırılma açısı gibi düşünebiliriz. Normalle yaptığı açıya. Burası 90'sa, burası 90 eksi r olduğuna göre devamını getirirsem bak burası da r olmuş oldu. Gördün mü? Burası 90 o zaman buranın da bir hafif bir geometriyle buranın da i açısı olduğunu evet söyleyebilirsin. Yani yani Gelme açısı, gelen atmanın ortam kesitle yaptığı açı. Bakınız aynı açı. Aynı şekilde e, geçen diğer tarafa geçen atmanın yani e, öbür tarafa geçen e, atmanın e, kendisinin ortam kesitle yaptığı açıda şu açıda e, ne olmuş oldu? Kırılma açısı oldu. Yani kırılan atmanın yapmış olduğu açı. Bu şekilde gördük. Güzel. Peki şu da olabilir mi? Şu da olabilir mi? E, şimdi o kadar çok kırılabilir ki ışın gibi düşün. Ya da bu açı. Işın gibi düşündüğümde sınır e, açısı olabilir. Sınır açısı ne demekti? Işinin, şöyle gelen ışının normalde 90 derece yapacak şekilde sınırdan gitmesiydi. O zaman bak şöyle yapabilirim. Şurada bir yorum yapıyorum. Bunlar diğer tarafa geçtiler ama gördüğünüz gibi hareket doğrultusu ortam kestine belli oldu. Ne oldu burada? I açısının e, ne olduğunu söylüyorum. Sınır açısı olduğunu söylüyorum. Sınır açısıysa. Şimdi i açısı e, sınır açısından büyük olsa bakın iyi açısı sınır açısından büyük olsa o zaman ne olur? Işın gibi diğer tarafa geçemez. O zaman hareket doğrusu burada bu gelen hareket doğrusu tam yansıma yapar diyorsunuz. Tam yansıma o zaman atmalar diğer tarafa geçemezler. Buradan bu şekilde aynı şekilde sı e, sığ ortamda kalırlar diyoruz. Ve buradaki iyi açısı için gene yazalım. İyi açısı ne dedik sınır açısından büyükse sınır Açısından büyükse tam yansıma yapmış oldu. Yani ışıkta olan her şeyi burada atmalar içinde söyleyebiliriz sevgili gençler. Ve burada da aynen bakın gelen atmayı düşün az evvel yaptığım gibi. Bak şöyle bir atma geliyor. Atmanın bir kısmı, bir kısmı geçmemiş, bir kısmı geçmiş. Şu, şu kısmı geçmiş. Şimdi burası derin. Bu yukarısı burası da sığ olduğuna göre derinde daha hızlı ilerlemeyecek mi? O zaman bu kısmın daha hızlı ilerlemesi demek onun önüne geçmesi demek gördünüz mü? Yani ortam kestiğiyle yaptığı açı artmış oldu sevgili gençler. Bu şekilde bakarsanız hani bu biraz zor bir mevzu ama bu şekilde benim baktığım gibi bakarsanız çok rahatlıkla sorunun çözümünü yaparsınız. Evet şimdi bir tane sorumuz var bakalım. Neymiş? Hemen söyleyelim. Şimdi bir X ortamından gelen bir atma var. Y ve Z. Der ki burada, şimdi bu dalga leğine, e, Y'deki derinlik en fazla, sonra Z, sonra da X. Şimdi X'den Y'ye geçmesi demek, derin bir ortama geçmesi demek. Değil mi? Daha derin. Derin demek, e, hani ne yapacak orada? Daha hızlı olacak. Bakın, derin ortama geçiyor. Şöyle bir şey buraya yazıyorum. Derine geçiş var. Derine geçiş. Derine geçişte ne oluyordu? Hızlanıyordu. O zaman haydi gelin çok basit bir şekilde çözeceğiz. Bunun yarısını hani şöyle yarısı yukarıda bu tarafta kalsın. Diğer yarısı da geçsin. Peki derine geçtiğinde hızlanmayacak mı? Evet hızlanacak. O zaman bunun hızlanması demek şu şekilde diğer tarafı geçen atmanın bu ortam kestiğiyle şu açıyı yapması demek. Yani şu açı bundan daha büyük oldu gördüğünüz gibi. Buna iyi açısı dersen r açısı i'den daha büyük olmuş oldu. Güzel. Sonra bu bu şekilde yoluna devam eder. Artık böyle hepsi tamamen kırılmış oldu. Bu şekilde yoluna devam ediyor. Sonra buraya geldiğinde ise, bakın sevgili gençler gene yarısını burada çiziyorum. Diğer yarısını şöyle kesikli çizdim. Ne dedik? Bakın Y'den Z'ye geçiyor. Y ile Z'ye baktığımda, şimdi Z derinlik olarak daha azsa, Derinlik olarak daha sığ. Bu ne anlama geliyor? Sığ ortama geçmesi anlamına geliyor. Bakın sığ ortama. O zaman şöyle diyorum. Sığa geçiş diyorum. Sığa geçiş. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu kısım geride kalacak. Gördünüz mü? Diğer tarafa geçen geride kalmış oldu. E, geride kaldıktan sonra şöyle olacak şekilde yoluna devam eder sevgili gençler. Şu şekilde. Ve dalga boyları arasındaki ilişkiyi sorarsa derinde en hızlı demiştik. Derinde en hızlı. En hızlı olan yerde dalga boyu en büyük olacak. O zaman en derin Y'de olduğuna göre Y'deki dalga boyu en büyük olacak. Sonra Z'deki dalga boyu en sığ olan X olduğuna göre X'deki dalga boyu ise en küçük olacak diyebiliriz. Yani bunu da görsel olarak bize sorabilir ÖSYM. Bakınız yani buradan geçişler arasındaki durumu sordu. Bir de aynı zamanda buradaki dalga boyları arasındaki ilişkiyi sordu. Y'ye de bak en büyük çizdim. Ee, sonra ne dedim? Z'de biraz küçük. X'de ise en küçük. Mesela ben bunu devamlı getirirsem şuraya arkasından gelen dalga boyu bak daha küçük çizmiş olduğum Dalga boyu daha küçük olan atmalar diyebiliriz sevgili gençler. Evet şimdi başka bir sorumuz var. Derinlikleri farklı X, Y, Z bölgelerinde oluşan bir dalga leğinde X bölgesinde oluşturulan doğrusal bir dalganın izlediği yol şekilde gibidir. Teta büyük, alfa büyük, beta, teta şu sonra alfa bu sonra da beta. Olduğuna göre ortamların derinlikleri HX, HY, HZ arasındaki ilişki nasıldır? Bakınız ne yapıyorduk? Geçerken hani atmanın yarısına bakıp ileride mi geride mi söylememiz bizim için yeterli. Çok basit. Şimdi bakalım önce bununla başlayalım. Bak ne oluyor burada? Atmanın yarısını buraya getirdim. Yarısını. Diğer yarısı da böyle yoluna devam etmesi için bu arkadaşın ne olması lazım? Geride kalması lazım. Evet şöyle geride kalacak ki bu şekilde yoluna devam etsin diyebilirim. Geride kalma durumu. O zaman ne oldu? Sığa geçiş oldu. Burası sığdır diyebiliriz. Sığa geçiş çünkü geride kaldı. Sonra buraya geliyorum. Şu arkadaşı devam ettiriyorum. Bakın bu arkadaşı devam ettirdim. Buradan çizdim. Diğer yarısını da buraya getirdim. Şimdi dikkat etmen gereken şey şu. Bunun bu şekilde yoluna devam etmesi için ne olacak? Bu kısım ona göre daha fazla yol olacak. Gördünüz mü? Yani hızlıya geçmiş. Yani bu durumda hızlanmış daha doğrusu. O zaman buradaysa derine geçiş söz konusu. Derine geçiş söz konusu. Buraya kadar harika. Tamam. Peki buranın sı, buranın daha doğrusu X'e göre Y'nin sı olduğunu görüyorum. Şöyle bir şey yazabiliyorum. X derindir Y'den. Şöyle bir şey yazabilirim. Sonra buraya geliyorum. Derine geçtiği için Z'nin de aynı şekilde Y'den daha... ...fazla yüksekliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Evet ama e, X ile Z arasındaki ilişkiyi nasıl söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeceksiniz atmanın ortam kestiğiyle yaptığı açıya bakacaksın Çünkü bunlar birbirlerine paralel. Yani buradan gelmesiyle buradan gelmesi aslında sanki aynı ortamdan, y ortamından buraya gidiyormuş ve buraya gidiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Evet, buradan yola çıkarak da atmanın ortam kestiğiyle yaptığı açıya bakabilirsiniz. Atmanın ortam kestiyle yaptığı açı ne kadar büyükse orası o kadar derindir diyebilirsin. Bak burası. Şimdi bunu devam ettir. Burası 90 ya. Burası ne oldu? 90 eksi alfa. Yani burası 90 eksi alfa oldu gelen atmanın ortam kesili yaptığı açı. Sonra buraya devam edelim. Bakın buraya devam ediyorum. Buradaki açıya bakacağım. Şunu bir şöyle gösterelim. Şunu devam ettiğinde şuradaki açı görüyor musunuz? E burası normalde 90 ise şuradaki açı ne kadardır? Görmeniz için yazıyorum. 90 eksi betadır. Yani açılara baktığımda beta daha küçük olduğuna göre 90 eksi betanın da büyük olduğunu söyleyebilirim. 90 eksi alfadan görüyorsunuz değil mi? Ha, o zaman net bir şekilde şunu söyleyebilirsiniz. Buradaki açı daha büyükse burası daha derin. Daha büyükse yani ortam ile yaptığı açı. Atmanın ortam kestiyle yaptığı açı daha büyükse o zaman oranın daha derin olduğunu net bir şekilde söyleyebilirsin. HZ büyüktür. Paralellikten dolayı tabii ki HZ büyüktür. HX şeklinde bir yorum yaptık. O zaman derinlikler arasında HZ büyük, HX o da büyük haşiyeye şeklinde bu sorunun çözümünü yapabiliriz sevgili gençler. Şimdi gelelim ses dalgasına. Şimdi bakınız. Şimdi ses dalgası ile ilgili e, fena pratikler vereceğim size, böyle sağlam pratikler vereceğim. Sakın kimseye söylemeyin. Sadece siz bilin. Şimdi bak, ilerlemek şimdi biraz önce bir detaylara girelim ses dalgası. Şimdi ilerlemek için ortama ihtiyaç var. Zaten ses bakınız e, moleküllerin titreşimiyle ortaya çıkan bir durum. Bir titreşim enerjisi gibi düşünüyoruz. O enerji moleküllerle aktarılmalı. Aksi takdirde ses ilerleyemez. Yani kesinlikle ortama ihtiyaç duyar. Sesin oluşma şekli dediğim gibi. Mesela ben buraya vurdum. Buraya vurduğumda aslında vurduğum noktadaki molekülleri titreştirmiş oldum. Yani hani bir ortam gerekli. O titreşen moleküller de aynı şekilde enerjiyi iletmek zorundalar. Sonra boyuna dalgadır. Zaten enine ve boyuna dalgaları, daha doğrusu dalgaları enine ve boyuna şeklinde sınıflandırırken ses dalgasının boyuna dalga olduğunu söylemiştik. Yani şey gibi, boyuna dalga nasıldı? bir yay düşündüğümüzde şöyle şöyle şöyle, bu yayı buradan sıkıştırdığımız bu sıkışıklık bu şekilde sağa sola bir titreşim şeklinde ilerliyordu. O yüzden ses, bakın burada zaten benzeteceğiz şimdi, ses boyuna dalgadır. Küresel yayıdır. Ne demek bu küresel yayılma? Şimdi ben şu an konuştuğum zaman Sağımdaki, solumdaki, yukarıdaki, arkadaki, aşağıdaki herkes beni duyuyor. E Bunun nedeni de ben sanki bir kürenin merkezinde bir kaynağım. Bakın kürenin merkezinde ve konuştuğum daha doğrusu sesim ki titreşim enerjisi şeklinde söyledik ya moleküllerin enerjisi. E, o moleküller bunu küresel şekilde şöyle küresel şekilde ne yapıyor? Böyle her tarafa e, ilerlemesine yayılmasına sebep oluyor diyebilirim. Tamam mı? Bu da önemli. Sonra bir burada bir tane kaynak var. Yani dediğimiz gibi şöyle bir kaynak var. Ses oluşturan bir kaynak söz konusu. Bakın düz çizgilerle hani gösterdiğim vurduğum esnada bir sıkışıklık oluşuyor ya. O sıkışıklık gibi düşünebilirsiniz. Burada bir enerji aktardık. Bu sıkışıklık yani bu enerjide seyrek moleküllerin seyrek moleküllerle e, ne yapılıyor? Bunlar da iletiliyor. Yine sıkışıklık bakın iletiliyor. Seyreklik şeklinde gidecek bu. O halde Normalde az evvel söylediğim gibi e, burası sıkışık bölge. Şöyle boyuna dalga bak yay üzerinde gösterimi şu şekildedir esasında. Bakın yay dalgası için. Ama biz e, sesi e, daha rahat anlayabilmek adına ses dalgasını daha rahat anlayabilmek adına modelliyoruz. Modelliyoruz. Nasıl modelliyoruz? Diyoruz ki sıkışık olan bölgeleri tepe olarak düşünüp seyrekleri çukur, sıkışıkları tepe, çukur tepe. Normalde bu yanlıştır. Yani ses enle bir dalga değil. Ses boyuna bir dalga bu şekilde gösterilir. Ama biz dediğimiz gibi ne yapıyoruz burada? Bir daha söylüyorum sevgili gençler. Bir modelleme yapıyoruz. Amacımız modelleme. Bu bir. İkincisi, e, burada bakınız burada hani sıkışık bölgeleri tepe olarak düşündüğümde o zaman sıkışık bölgeler arası, ardışık olan sıkışık bölgeler arası bir lambda dalga boyu diyebilirim. Aynı şekilde e, seyrek olanları da çukur olarak düşünürsem burası gene lambda dalga boyu diyebiliriz sevgili gençler. Bu bir. İkincisi bir de bu, biz burada bir denge durumu düşünürsek. Denge demek bir titreşimin olmadığı yani noktanın titreşmeden kaldığı yerde denge. Bunu bir yay gibi düşünürsen dümdüz haliydi denge durumu. Denge durumundan bakın denge durumu. Denge durumundan maksimum uzaklaşmaya ne diyorduk? Genlik. O halde buradaki genlikleri gösterecek olursa burası genlik. Aynı şekilde burası genlik. Yani artı gibi düşünürsem burası eksi gibi düşünüp A dediğimiz şey dediğimiz gibi genlik maksimum uzaklaşma miktarı sevgili gençler. Şimdi ses dalgalarının hızının maddenin e, haliyle ilişkisi şöyle. E, hani moleküllerde oluşturulan bir enerji aktarılarak hani ilerliyor ya ses o zaman moleküller birbirlerine ne kadar yakınsa bu iletilme o kadar kolay olacak gibi düşünebilirsiniz. O halde şöyle bir yorum çıkar karşıma. Moleküller en yakın kimdedir? Katıdadır. Dolayısıyla katıdaki hız ses için söylüyorum. Katıdaki hız en fazla. Sonra sıvı sonra da gazdır diyebiliriz. Evet. Ses dalgasının hızı sıcak artarsa artar sevgili gençler. Niye artar? Çünkü sıcak arttığında moleküllerin e, titreşim mi de artar. Daha çok titreşimler e, Zaten enerji iletimi e, titreşim oluşturma durumu söz konusu olduğu için birebir benzer durumlar olduğu için bir nevi yardımcı olma durumu. Sıcaklık arttığında daha rahat titreşebilir gibi düşünebilirsiniz. E, dolayısıyla daha hızlı ilerler diyebilirim. Mesela e, sesin e, 0 santigrat derece havadaki e, hızı hemen hemen 330 civarlarında. 330 metre bölü saniye ama 20 santigrat derece olduğunda havanın sıcaklığı 342-343 metre bölü saniye. Hani biz sesi 340 metre bölü saniye alıyoruz ya ortalama. Yani hava sıcaklığını 20 santigrat dereceye yakın değerlerde alıyoruz. Onu bir kere belirtmiş olalım. Tamam mı? Sıcaklıkla artar. Bunu da söyleyelim. Bu arada normal bakın saf suyla. Hani tuz eklediğimiz zaman suya hani deniz suyunda ses daha hızlı ilerler. Gene bir yorum sorusu olarak karşınıza gelebilir. Çünkü tuz bir iyonik yapıya sahip bir yaklaştırma durumu söz konusu. Molekülleri yaklaştırma durumu söz konusu olduğu için de daha rahat titreşim, daha rahat sesi aktarabilme durumu. O yüzden deniz suyunda ses daha hızlı ilerler. Bunu da söylemiş olalım sevgili Yaşar. Şimdi sesin frekansı ve şiddeti. Şimdi gelelim tüyolara. Şimdi sesin frekansı bakın önemli bir tüyo molekül sayısı ile ters orantılıdır. Şöyle ki molekül sayısı azsa o zaman frekans o kadar fazladır. Hocam ne dediniz anlamadım. Şöyle bak mesela bir şeye vurduğumda bakın bir şeye vurdun. Ha şöyle bir şey, şöyle bir yorumun üzerinden gidelim. Mesela bir gitar teli düşün. Çok basit bir şey söyleyeceğim şimdi size. Gitar yukarıdaki gitar telleri biraz daha kalın. Aşağıdakiler şöyle birazcık bu. E aşağıdakiler biraz daha ince. Değil mi? Şimdi şöyle düşün. İki nokta arasındaki molekül sayısına bak. Şimdi ince olması demek teldeki hani yapıldığı maddenin molekül sayılarının azalması demek. Değil mi? Şimdi molekül sayısı azalıyor. Molekül sayısı azaldığında hemen yazıyorum. Aşağı doğru düşündüğünde sayısı azalıyor. Bu da şunu söylüyor. Aynı şekilde vurduğumda bu tellere şu şekilde vurduğumda çıkan sesler aşağı doğru inerken tizleşir. Bakın tiz daha tiz bir ses çıkar değil mi? Yukarıya doğru giderkense daha pes. En yukarıdaki tel en kalın telde daha pes daha bas bir ses çıkar. Neden? Çünkü yukarıdakilerin bonoküs sayısı daha fazla. O zaman yukarıdakilerin frekansı daha küçük. Peki sesin frekansı yüksek frekans demek ince ses. Mesela kulağımızı rahatsız eden ince sesler vardır ya işte İşte onların frekansı yüksek. Aynı zamanda tiz ses. Yani kulağımızı rahatsız eden sesler az evvel dediğim gibi öyle hissederiz. Frekansı e, yüksek olan seslerdir. Peki frekansı düşük olan sesler alçak sesleriz biz ona, biz ona. Ve o ses kalın sestir. Aynı zamanda bas sestir. Yani demek ki burada çok molekül var. Burada bunu e, titreştirmek Dediğimiz gibi daha zor, daha zor olduğu için de daha az frekansla ses çıkıyor. Tamam mı? Bu taraf dediğim gibi frekansı az, bu taraf frekansı çok anlamına gelir sevgili Yaşar. Bu arada insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasını, bakınız 20.000 Hz arasını duyabilir. Biri ultrasonik, sonrası öncesi de ifrasonik. Yani bu şu demek değildir, bakınız... Aradaki her sesi duyuyor ya bu şu demek daha doğrusu bundan sonraki seslerin çok fazla titreşim var. Hani şey gibi düşünebiliriz kulak zarı o titreşimi ayak uyduramıyormuş gibi de düşünebilirsin. Keza bundan azında da keza ayak uyduramıyor. Yani bu arayı duyabiliyor dediğim gibi. Bunu da hani bilirim aynı zamanda. Mesela hani bazı işte hayvanların çok böyle e, şeyleri bizim duyamadığımız sesleri duyabilme durumu işte budur. Yani ultrasonik işte ne bileyim 40 bin 50 bin hertzdeki sesleri de duyabiliyorlar onlar e, diyebiliriz. Peki ne dedik molekül sayısı ile ters orantılıdır. Mesela mesela şimdi daha önceki e, bildiğiniz örneklerden iki tane su şişesi düşünelim. Şöyle su şişesi düşünüyoruz ve bunları suyla dolduruyoruz. Buna çok su koyduk burada buna da az su koyduk tamam mı? Şimdi derdimiz burada bir ses çıkartmak. Üfleyerek çıkartmak istiyorsak kimler titreşecek? Hava molekülleri. Bakın şurada üfleme durumu için üflemeyi yukarıya yazacağım. Üfleme durumu için hava molekülleri. Bakıyorum burada kaç tane ya da hava moleküllerini kıyasladığımda burada daha çok hava molekülü var. Burada ise daha az. Buna X buna da Y eşit diyelim. O zaman üfleme durumunda X'te çıkan ses daha ıslığımsı. Yani frekansı daha yüksek olacak diyebilirim. Fx'e F'ye'den daha büyük. Gelelim vurma durumuna. Şimdi vurma durumuysa. Bakın vurma. Vurma durumunda e, su molekülleri titreşecek. Su molekülleri burada daha fazla burada daha az. Daha az olan yerde e, dolayısıyla titreşim daha fazla olacağı için o zaman frekansı daha büyük olacak diyebilirim. Yani buradaysa y'nin frekansı x'den büyük. Bu ne dedik? Vurma durumunda çıkan ses. Daha e, y'de daha tiz bir ses çıkar diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Şimdi e, sesin şiddeti yani buradaki molekül sayısı bazen de şöyle sorular çıkabilir kapınız hiç karışmasın bakın böyle bir tane tel vermiş ee, sonra burada bir tane daha e, tel vermiş bakın ona göre daha kalın görüyorsunuz değil mi sonra burada ince ve daha uzun bir tel vermiş mesela burada şunu yapabilirsiniz hacimlere bakıp mesela bunun hacmi V kadarmış bunun hacmi 2V kadarmış. Bunun hacmi de 2V kadarmış. Aynı hacimde aynı molekül olacağına göre o zaman bunlardaki molekül sayıları eşit. Bunda ise daha az. Buna X, buna Y, buna Z dersem X'deki frekans en yüksek. Sonra Y ile Z'de birbirlerine eşit olacak diyebilirsiniz. Direkt molekül sayılarına bakarak. Peki e, şimdi her şey aynıysa başka ne değiştirir hocam? Kuvvet. Mesela bak şöyle düşün. Kuvvet içinde şunu söyleyeceğim mesela bir gene gitar teli üzerinden düşünebilirsin ya da eee elinizde elinizde böyle bir esneyebilen bir işte ip, bir yay gibi bir şey düşünebilirsiniz. Bak şimdi burada bir tane esneyebilen bir şey var. Sağdan soldan bunu germişiz. Şimdi bunu daha çok gerersek bak bunu da buradan sabitleyelim bu arada. Sabitleyelim. Bunu daha çok gerersek şu arada kalan molekül sayısını düşün. Bunu daha çok gerdiğinde ne olacaktır? Bak Burada kalan molekül sayısı azalacaktır değil mi? Çok basit. Molekül sayısı az azalacak. O zaman birim uzunluktaki molekül sayısı olarak da düşünebilirsin. Birim uzunluktaki molekül sayısı azalacağı için frekans ne olur? Artar. O zaman gerginlik artarsa, germe artarsa şöyle yazıyorum. Gerginlik artarsa frekansta şöyle yazalım. Frekansta artar sevgili gençler. İşte bu sebebi de budur. Böyle düşünürseniz molekül sayısı olarak bakarsanız birim e, uzunluktaki birim miktardaki uzunluk olarak molekül sayısına baktığınızda işiniz hakikaten çok kolay. Şimdi ses şiddetini enerjisi daha doğrusu sesin şiddeti yani enerjisi genlik belirler. Nedir genlik? Az evvel söylemiştik. Bir denge durumu düşünürsek bu sesin genliği şurası. Sonra bir denge durumu düşünürsek bu sesin genliği de burası görüyorsunuz. Bir aynı ortamdaysa şimdi sesin ya da herhangi bir dalgın hızı Yalnızca ortama bağlıydı. Bakın yalnızca ortama. Şimdi aynı ortam derse sevgili gençler buradaki aralıklara, genliklere vesaire hiçbir şeye bakmaksızın dalga boyuna bakmaksızın şunu söyleyebilirsiniz. Mesela burada ben şunu görüyorum. X'in dalga boyuyla Y'nin dalga boyuna baktığımda direkt X'in dalga boyu görsel olarak söylüyorum. X'in dalga boyu Y'den daha küçük net. Ama ortam aynı olduğu için sevgili gençler ne yapıyorsunuz? X'in hızıyla Y'nin hızı birbirlerine eşit. O zaman hız eşittir lambda çarpı f değil miydi? Hemen yazıyorum. Hız eşittir lambda çarpı f'ti hocam değil mi? Evet. Bu durumda dalga boyu büyük olanın frekansı gördüğünüz gibi daha küçüktür. Yani sesin sık olmasının frekansının daha büyük olmasının nedeni işte bu. Burada ki sesin frekansı buna göre daha büyüktür sevgili gençler. Şöyle diyebilir miyim bu durumda? fx fy'den daha büyüktür. Frekans olarak bakın tizlik olarak o ses daha böyle ince x sesi X sesi daha ince, daha böyle tiz gelir kulağa. Peki gelelim genliklere, yani şiddete. Şimdi X'in genliğine AX, Y'nin genliğine de AY dediğimizde tabii ki Y'nin genliğinin daha büyük olduğunu görüyoruz. Evet. Yani demek ki Y'nin şiddeti daha fazla. Y daha şiddetli bir ses. Bu arada şiddet yani desibeldir bunun birimi. Tamam mı? Şiddetin birimi, SI'deki birimi desibeldir. DB şeklinde gösteriyoruz. Mesela insan kulağı 80 desibel sonrası artık böyle rahatsız etmeye başlar. 120 desibel sonrası aşırı yüksek bir sestir. 130 desibel sonrası zaten acıya sebep olur. Yani böyle bir dediğim gibi zarar verir artık. Yani belli bir şeyden sonrası. Peki desibel olarak aralık var mı ses için? Mesela 0 desibelden sonra tüm sesleri duyarız. Evet duyabiliriz. Sonra desibel olarak bir sınır yok ama 140-150'den sonra zaten artık yapacağı basınçtan yani enerjiden dolayı işte kulağımızın ee, ...hasarlanmasına, bir hasar görmesine sebep olur diyebiliriz. Aynı ortamdaki seslerin hızları eşit. Dalga boylarına baktım, x'inki y'den küçük. O zaman frekansları için x'in frekansı y'den büyük. Genliklere baktığımda o zaman y sesi burada x'ten daha şiddeti diyebilirim. Y daha şiddetli şeklinde bunu da bitirmiş olalım sevgili gençler. Evet, devam ediyorum. Tını ve rezonans. Tını, aynı frekansı ses çıkaran kaynakları birbirinden ayıran... ...ve ses kaynağının cinsini belirlemeyi sağlayan özellikleri. Mesela bir piyano, bir de gitar var. İkisinde de bir re sesi e, alındığında tabii ki ikisinden çıkan re sesleri birbirlerinden farklı. İşte bunun sebebi tıldır sevgili gençler, net. Resonans, bir salınım ya da titreşim hareketine aynı frekansta... ...periyodik bir etki uygulandığında hareketin genliğinin büyümesine sebep olur. Mesela normalde bir yay düşünelim, yayın e, bir hareket halinde... Bir titreşim yaptığını düşünelim. Onun e, frekansını yakalayacak şekilde bir titreşime dahil olursak o zaman onun genliğini arttırırız. Yani daha büyük salınımlar yapmaya başlar genlik olarak. Sonra cisimlerin şekline, esnekliğine ve yapıldığı maddenin cinsine bağlı olarak sahip olduğu frekansa doğal frekans denir. Her e, şeyin her... Cismin her maddenin bir doğal frekansı vardır. Onun e, frekansında bir şey yapılırsa mesela bir ses oluşturulursa ondan da bir ses çıkmasına sebep olabiliriz diyebiliriz. Mesela diyapozonlar vardı şöyle hatırlarsanız. Buradan diyapozona vurduğumuzda bu da titreşmeye başlıyordu bundan da ses çıkıyordu. İşte nedir bu? Doğal frekansında e, bir nevi titreştirme durumu söz konusu. ÖSV tip bir sorumuz var. Kulakta müzik dinleyen Cem ses seviyesini azaltarak dışarıdan gelen sesleri de duymak istiyor bir taraftan. Ki e, normalde hani yolda, şurada, burada, sağda, solda yürürken kulaklığımızın sesini hakikaten e, çok fazla açmayalım. Çünkü dışarıda olup bir duyalım ki aman ha, dikkat edelim bazı şeylere. Cem yaptığı işlem ile kulaktan gelen sesin tınısı, frekansı ve genliği özelliklerinden hangilerini arttırmıştır? Şimdi burada şöyle bir şey var. Azaltmıştır diyecektik buna değil mi? Azaltmıştır. Azaltmıştır. Düzelttim hemen. Şimdi tını değişme bir sebebi yok. Kaynak aynı kaynak zaten. Daha doğrusu orada dinlemiş olduğu müzik aleti işte kemansa, işte gitarsa vesairese onunla ilgili olan bir şey. Yani oradaki seviyeyi değiştirmek hiçbir şeyi değiştirmez ile ilgili. Frekans zaten direkt kaynaktı ki frekans onunla da alakalı bir işlem yapılmıyor. Genliği ile ilgili bir işlem yapılıyor. Yani sesin seviyesi, sesin şiddeti, enerjisi genli. Bakın şiddet, enerji genlik. Şiddet, enerji genlik. E, dolayısıyla şiddetini, enerjisini azaltmış olduğu için evet genliği ile ilgili bir işlem yapmış oluyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi deprem dalgaları, lev hareketleri, volkanik patlamalar ve çöküntüler yer kabuğunda kırılmalara ne olur değil mi? Kırılmalara neden olur. E, yer kabuğundaki kırılmalar nedeniyle ani bir şekilde ortaya çıkan titreşimlerin dalga halinde geçtikleri bölgeyi sarsması olayına da deprem denir. Şimdi burası fay gördüğünüz gibi. Zaten bunu görsel olarak hafızanızda bir yeri var bunun. Sonra burası ise merkez üssüdür. Bakın deprem burada bir odak noktası söz konusu. Burada kırılma oluyor. Sonra burada ise etrafa yayılmaya başlıyor. Buna da merkez üssü diye diyelim. Ve son olarak da bu da sismik dalgalardır bunlar yani ilerlemesi e, bu şekilde sismik dalgalar ile olur diyebiliriz sevgili yaşar. Sonra deprem depremlerin nasıl oluştu deprem dalgalarının yer kabuğunda nasıl yayıldığı gibi deprem çalışmalarını yapan bilim dalına sismoloji denir. Evet moroji. Sonra sismoloji Hemen yazalım. Sismoloji alanında çalışan bilim insanlarına da sismolog denir. Bunlar yorum sorusu olarak karşınıza gelebilir. Deprem büyüklüğü ortaya çıkan enerji ve kırılan yüzeyin büyüklüğüne bağlı bir ölçüdür. Deprem büyüklüğü sismograf denilen bir aletle ölçülür. Burada bakınız bunun hareketlerine bağlı olarak mesela bunun bir... E, salınım yapması durumunda şuradaki çizgiler büyür ya da küçülür. Büyümesi durumunda bakın da, genliği daha büyük e, dalgalar oluşur burada gördüğünüz gibi. O da size e, depremin büyüdüğünü söyler. Sismograftan alınan ölçümlerle depremin büyüklüğü Richter ölçüyü ölçeği Richter belirler. Öyle söyleyelim. Richter ölçeği belirler. Richter ölçeği de deprem dalgalarının büyüklüğü 1 ila 9 arasındaki rakamlarla sıralanır. Ama bu ölçekte bir birim artış sarsıntıda 10 katlık artışa sebep olur. Dikkat 10 katlık şöyle düzeltelim hemen artış diyelim. Yani şöyle mesela 4'lük ve 5'lik depremleri kıyasladığımızda bunun genliği A kadarsa o zaman 5'liğin genliği gördüğünüzde 10 A kadar olur. Yani 10 katı bir büyüklüğe karşılık gelir. Deprem neden hasarlı? Depremin e, hasarlı olduğu hasarif neden olduğu şöyle neden olduğu hasarı ifade etmek yani depremin göreceli etkilerini belirtmek için e, depremin şiddeti bakınız depremin şiddeti kavramını kullanıyoruz sevgili gençler tamam mı kavram kullanılır bu kavram depremin doğa, yapılar ve insanlar üzerindeki etkisini ortaya koyar dolayısıyla aynı büyüklükteki depremler farklı bölgelerde çok farklı şiddetlere sahip olabilirler şimdi bakalım Hemen ilk baştaki ÖSYM tarzı sorumuzu bir çözelim. Sonunda çözecek hale gelecektik. Baktığımızda bir tane atma var. Bakın ne oluyor? Bu şekilde yarısını buraya çiziyorum. Diğer yarısına baktığımda ne yapmış? Şunu alalım hemen. Diğer yarısı ne yapmış? Geride kalmış görüyor musun? Geride kalmış. Yani x'ten y'ye geçmesi demek yavaşlaması anlamına geliyor. Demek ki sığa geçiş olmuş. Sığa geçiş olmuş. Buradan hemen şunu söyleyebilirim ben. Ee, y'nin derinliğinin x'den daha küçük olduğunu ya da x'in derinliği y'den daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Sonra buraya geliyorum. Buraya baktığımda şimdi şöyle bir atmamız var ya şöyle çizdiğimizde bakın böyle gidecekken burada ne yapmış düzelmesi bunun öne geçmesi anlamına geliyor. Görüyor musunuz? Hızlanmış. O zaman y'den z'ye geçerken ne yapıyor? Derine geçme durumu söz konusu. Derine geçmiş. Evet bu şekilde bir yorumla karşı karşıya kaldık. Şimdi derinliği en az olan x ortamıdır baktığımızda tam tersi x y'den daha büyük olduğuna göre böyle bir şey söz konusu olamaz. Dalga en yavaş e, ...y ortamında ilerler. Evet sığa geçmişti... ...sonra derine geçmişti. O zaman y her ikisine göre... ...daha e, derinliği az olduğu için... ...en yavaş burada ilerler diyoruz. Dalganın ortamlardaki frekansı... ...fx, fe, fz şeklindedir. Hayır. Neden? Çünkü frekans kaynağı bağlıdır. İlk başta oluşturulan dalgalar... ...kesinlikle frekansı değişmez. Buna yanlış diyoruz. Cevabımız yalnız iki sevgili gençler. Evet. Şimdi bir önceki... E, ...anlatımımızın ödül sorusunu çözelim. Ok Okyunda ilerleyen atmanın... ...ilerledikçe, ilerledikçe gençler genişliği azalıyor. Buna göre atma ilerledikçe periyodu azalır, hız değişmez. Üzerinde ilerlediği yay kalınlaşmaktadır. Verilenlerinden hangileri doğrudur? Şimdi bu ilerledikçe genişliyorsa, bak genişliği azalıyorsa pardon. Şöyle oluyor, görüyor musun? Genişliği azaldı. Şimdi genişlik buradaki x mesafesi nasıl oluşuyordu? x eşittir v çarpı t ile oluşuyordu. Buradaki t dediğimizde oluşturulma süresi. Hadi buna periyot diyelim. v çarpı t x eşittir v çarpı t. O zaman ilerledikçe periyot değişmez değil mi sabit. Değişmesi için bir sebep yok çünkü oluşturulmuş bir atmadan bahsediyoruz. Ha, x'in azalmasına sebep olan şey ne? Bu durumda hızın azalmasıdır diyorum ve periyodu kesinlikle azalmaz. Yanlış. Hızı değişmez. Hızı azaldığı için zaten x azalmış diyorum. Üzerinde ilerlediği yay kalınlaşmaktadır. Evet, hızın azalmasına sebep olan şey ince yaydı. Daha hızlı kalın yaydı, daha yavaştı. O zaman sanki burada yayı şöyle kalınlaşıyormuş gibi düşünebiliriz ve doğru deriz. Cevabımız yalnız 3 olmuş olur sevgili gençler. Yorumlarda yalnız 3 diyenler haklıydı yani. Evet şimdi geldik yeni ödüllü sorumuza. Yine cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.